Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu mantık olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. 9. sınıf matematik, önermeler ve bileşik önermeler 3. testi olacak sevgili arkadaşlar. Daha önce ilk 2 testi de çözmüştük, hatırlatırım. Ve ayrıca arkadaşlar onu da hatırlatayım hemencecik. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bu kitaba ait tüm testleri, tüm konulara ait tüm testleri 4'er tane arkadaşlar tamamını konu anlatımı olarak bulabilirsiniz bir oynatma listesinde. Ve ayrıca arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizlere dağıtmış olduğu kitaplar var biliyorsunuz. Kazanım kavrama testleri, çalışma soruları, çalışma defterleri. Öğretmenin bize dağıtılmadı diyenler için de MEB'in internet sayfasında arkadaşlar bunları bulabileceğinizi söyleyebilirim. Bunların da bu kitapların da arkadaşlar tamamının çözümleri yine kanalımda mevcut. Buraya oynatma listesinin linklerini koyacağım. Bu kitapların fizik hatta bu 4'lüğün de fizik sorularının çözümleri de yine kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Daha detay isteyen arkadaşlarım 3 adım TYT ve mezunu kazanım kavrama testlerine de bakabilir. Bunların da oynatma listeleri vardır. Yani arşiv külliyatımız bayağı zengin onu söyleyeyim arkadaşlar. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki N artı 3 tane önermenin birbirlerine göre 128 farklı doğruluk durumu bulunmaktadır. Buna göre 2N eksi 2 tane önermenin kaç farklı doğru durumu vardır? Arkadaşlar bunu biliyoruz artık. N tane olsaydı 2 üzeri N olurdu. Doğruluk durumları hep 2'nin kuvvetleri şeklinde gider ki daha önceki testlerimizde ben bunların mantığını neden çok detaylı olarak anlatmıştım neden olduğunu. Bu durumda arkadaşlar bize soruda ne demiş? 2 üzeri N artı 3 tane ise bu arkadaş 128 taneymiş. 128 dediğimiz sayı nedir arkadaşlar? 2 üzeri 7'dir. Yani 2 üzeri N artı 3'ün 2 üzeri 7'ye eşit olması gerekirmiş. Bu durumda N artı 3 7 ise N kaç olur? 4 olur tabii ki. N bulunduysa arkadaşlar gizem ortadan kalkmıştır. Şimdi bana şu soruluyor. 2N eksi 2 kaçtır? Neye göre? N'in 4 olması durumuna göre. 2 çarpı 4 eksi 2. N yerine 4 yazdım. 8 eksi 2'den 6 oldu. Şimdi 2 üzeri 6 soruluyor bana. Kaç tane olur? Tabii ki 2 üzeri 6'nın 64 olduğunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? 64 diyoruz. Evet birinci soruyu alnımızın akıyla atlattığımıza göre 2 numara ile devam edebiliriz. Löblöblöb bileşik önermesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bayağı kalabalık. Arkadaşlar ilk baktığımda ben burada kısaca bir görebildiğim şeyler var mı ona bakarım. Eğer işin içinden çıkılamayacak durumdaysa doğruluk tablolarına giderim. Doğruluk tablolarımızı da biliyorsunuz bu şekilde gidebiliriz. Ben diğer sorularda da bu tabloyu sana göstereceğim zaten. Şimdi bakıyorum arkadaşlar öncelikle şunları değerlendireceğim. P veya P değil çok güzel. P veya P değil arkadaşlar bizim için nedir? Bakın P veya P değil. Şimdi bu arkadaşlardan bir tanesi biri birinin değil olduğu üzere mutlaka ve mutlaka bir tanesi birdir. İşte şu söyleyeceğim doğruluk tablosunda da sevgili arkadaşlar şunlar senin dikkatini çekmeli. Bakın veya da sadece bir tanesinin bir olması bir sonucunu veriyor yeterli. Sıfır olabilmesi için ikisinin birden sıfır olması gerekiyor. Yani bu durumda bir tane bir görüyor isen veya da bu arkadaş kesinlikle ve kesinlikle birdir. Konu kapanmıştır. Bu arkadaş artık birdir arkadaşlar. Anlaştık harika hemencecik çözdük olayı. Bu arkadaş birdir ama bir de değilini söylemiş arkadaşlar bize. O zaman değili nedir? Sıfırdır değil mi? Bir de değili var çünkü. Hop bir de. Birin değili de sıfır. V demiş. Arkadaşlar Q ve 1. Şimdi Q ve 1 dediğimiz duruma baktığımızda da bu arkadaş 1 olursa sonuç 1 olur. Bu arkadaş 0 olursa da V olduğu için sonuç 0 olur. Yani neye bağlı bunun sonucu? Q'ya. Q ne ise sonuçta o oluyor. O zaman bu arkadaşa da sonucuna hemencecik Q diyebilirim. Şu kocaman parantez içi halledilmiş oldu. Şimdi veya'ya geldiğimizde de arkadaşlar Q ve Q değil ile karşılaştım. Şu birincide bahsettiğim üzere mutlaka ve mutlaka biri bir, biri sıfır ya aynı şey. Bir tanesi bir, bir tanesi de sıfır. Ve ben V'de biliyorum. V'de arkadaşlar
bir tane sıfır olması sonucun sıfır yapıyordu idi zaten. Hop, o zaman bu arkadaş nedir? Allah'ın emri sıfırdır. Burada da bir de veya var. Harika. Görüyor musun? Bir hamlede bile çok sade hale getirdik. Şimdi şunu irdelediğimizde yine aynı cümleleri kuracağız. V'de bir tane sıfır olması yeterli, sıfır olması için sıfır veya sıfır. Ve arkadaşlar veya kısmında da iki tane sıfır görüyor isem sonucum sıfırdır der. A şıkkını işaretler. Polemiğe girmeden 3 numara ile devam ederim. 3 numarada şöyle söylemiş arkadaşlar. P, Q vermiş uzun uzun. Denklikleri veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir? Ben sana bunları verdim diyor. P ve Q'yu bul diyor. 1 mi 0 mı? Buna göre de şunları değerlendir. Hangisi 1 olur acaba diyor. Gelin değerlendirelim arkadaşlar. 1 ve 0. 1 ve 0'ın ben ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. 0 olduğunu biliyorum. Ancak gözlük takmakta fayda var. Değil var burada. Özellikle benim yaşımda biri için gözlük takmadan görmek namümkün. Sıfırın değili ne olur arkadaşlar bu durumda? Şu arkadaşı devam ettirirsem 1 olur. Sıfırdı, sıfırın değili. Ya da 1. Sevgili arkadaşlar ya da. Bak şunu güzelce bellemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle şuraları bak. Şuraları özellikle işaretlemişim. Senin dikkatini bunlar çekmeli. Şimdi ya da arkadaşlar ikisi farklı olunca 1 oluyor. İkisi aynı olunca 0 oluyor. Burada ne görüyorum? İkisi de aynı. İkisi de aynıysa arkadaşlar benim sonucum 0'dır. Yani P'nin doğruluk değerinin 0 olduğu neticesine ulaştım. Böyle bir analiz yapınca. Q'yu geldim arkadaşlar değerlendiriyorum. Bak ya da ile ancak ve ancak tam zıttır. Ben kafamda hep öyle kodluyorum arkadaşlar. V veya başrol oyuncularıdır. İse plasedir. İseyi de çok kullanırız arkadaşlar. Şu iki arkadaş çok nadir karşımıza çıkar. Ya da ancak ve ancak. Bunlar da arkadaşlar tam tersleridir. İkisi aynı olursa birdir ancak ve ancak da. İkisi aynı olunca bir. Farklı olunca da sonucum sıfırdır. Burada ne görüyorum arkadaşlar? Sıfır ancak ve ancak bir. Sıfır ancak ve ancak bir. İkisi farklı olduğu için arkadaşlar. Sıfır derim ben buna. Hop. Sıfır ise, burada da bir sıfırım var. Arkadaşlar sıfır ise, ise'de de sadece bir ise sıfır, sıfırdır. Geri kalan alayı birdir. Az önceki gösterdiğim tabloda. Tekrar göstereyim. Gördüğünüz üzere sadece bu sıfırdır. Bak, bir sıfır, sıfırdır. Buna bazen yüz de derler. Onun dışındakilerin hepsi. Hele sıfır varsa başta arkadaşlar, onun sonucunun bir olduğunu zaten bilirsin. Bu arkadaşı da bir yakaladık. Bu arkadaştaki Q. Konu kapanmıştır. Şimdi doğruluk değerine geldiğimizde arkadaşlar teker teker baksam bile olur. Ama bak D şıkkı zaten bağırıyor. P veya Q. Veya da bir tane 1 yakalasan ki kendileri de Q olur. 0 veya 1. 1 olur arkadaşlar. D'yi işaretlersin. Diğerlerinde de sana bırakıyorum. Zaten özeti yaptık sana. 4 numara gelsinler ve karşımıza çıksınlar. 4 numarada şöyle der. P ancak ve ancak 1 ise Q değil ise R. Koşullu önermesi yanlış olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir? P ancak ve ancak 1 ise Q değil ise R. Arkadaşlar bu sefer karşımda P, Q, R 3 tane var. Bu arkadaşın yanlış olduğu biliniyor. Yani 0. İse de az önce konuştuk. Ne dedik arkadaşlar? 1 ise 0. Sıfır olur. Gelin bunu şimdi değerlendirelim. Ancak ve ancak da bir olabilmesi için ikisinin de aynı olması gerekiyordu. P şimdi ortaya çıktı. Bağırdı ve ben dedi birim dedi. Bir ancak ve ancak bir birdir. Güzel. Buraya geldiğimde de arkadaşlar bir ise sıfır olacaktı. Bak R hemen kendini belli etti. R sıfır imiş. Q değil bir ise arkadaşlar Q da nedir? Eğer değil 1 ise kendisi de 0'dır. Q'yu da R'yi de buldum. P'yi de bulmuştuk zaten. P'ye de 1 dedik arkadaşlar. Şimdi değerlendirebilirim. Hangisi 1'dir? P ise Q. P ise Q. 1 ise 0. 1 ise 0. 0 yapar. Yanlış. Q ve R. Q ve R zaten ikisi birden 0 arkadaşlar. Bu arkadaş da 0 gitti. P
Ancak ve ancak R. P 1 idi ancak ve ancak. R 0'dır. R değil soruyor arkadaşlar. 1, 1 ancak ve ancak 1, 1'dir. Evet yakaladık. Kalbimizi kazandın. Burada da zaten R 0 bir tane 0 olması 0 yapıyor zaten. Burada da arkadaşlar R değil 1. Bak bir de güzel şey olmuş bu örnek. 1 ise 0. Bu da 0. Harika. Ceyhan'ı işaretledik mi? İşaretledik öğretmenim. O zaman neden duruyoruz? Helva yapsana. Devam ediyoruz arkadaşlar. 5 numara. 5 numaralı soru şöyle seslenir bize. P, Q, R ve S önermedir. P, Q, R ve S. Evet biraz da Türkçe konuşalım. İçin löblöblöb denkliği veriyor. Buna göre aşağıdakiler ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar ben genelde bilirsiniz böyle kalabalık yapamayacağımız şeylerde hep şeyi öneririm. Doğruluk tablosunu öneririm. Hele ki hele bak buraya bir bakarsan tamam mı? P, Q, R, S 4 tane var. Şimdi burada bir dakika ya neredeyiz biz? 5 numarada değil miyiz? Evet 5 numaradayız hocam. Değil mi? Tamam. 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 Dararın, dararın. Hangisi doğrudur? Tamam. Ha tamam. Tamam. Eşittir 0 diyormuş. Ben buradan onu önce göremedim. Arkadaşlar yine klasik ise var. Ne zaman 0 oluyordu? P 1 ise 1 ise 0. 0 oluyordu. Demek ki buradan P ve Q'nun değilinin arkadaşlar 1 olması gerektiğini, R değil veya S'nin de 0 olması gerektiğini buldum. Gel bunu değerlendirelim şimdi. V'de 1 olabilmesi için ikisinin ayrı ayrı 1 olması gerekiyor. P'yi buradan şuraya yazalım. P'nin arkadaşlar 1 olduğu ortaya çıktı. Q değil 1 ise Q'nun arkadaşlar 0 olduğu ortaya çıktı. Değil mi? Çünkü bunlar ayrı ayrı 1 olacak. Değil 1 ise kendisi 0. R'ye geldim. Veya var arkadaşlar. Bu R veya'da da 0 olabilmesi için her ikisinin ayrı ayrı 0 olması lazım. R'nin değili 0 ise R'nin kendisi 1 olur. S de zaten efendi efendi delikanlı gibi ben 0'ım demiş. Güzel bunları aldık. Hangisi doğrudur diyor sevgili arkadaşlar. Teker teker deneyecek olursak ancak ve ancaktan gidelim. Şimdi PQ. Şu arkadaş 1, bu arkadaş 0. 1 ya da 0 neydi arkadaşlar? 1'di. Evet. İkisi aynı farklı olunca ya da aynı olunca 0. Farklı olunca 1 oluyordu arkadaşlar. Farklıyı buldum. R neydi? 1'di. Evet. 1 ancak ve ancak 1. 0 demiş. Hayır 1 olmalıydı. P ise Q. P ise Q dediğimiz şey ne arkadaşlar? 1 ise 0. Hop bu arkadaş 0 oldu. Harika. Şimdi R veya S var. R veya S neredesin? Buradasın. 1 veya 0. Bu da 1'dir arkadaşlar. 0 ise 1. 1'dir. Doğru olmuş arkadaşlar. Biz de zaten doğrunun peşindeydik. Anlaştık. Zaten ise de arkadaşlar 0 ise iyi gördükten sonra ikinciye bakmazsın bile. Şu arkadaş P olsun ne olursa olsun 0 ise iyi görünce sonuç her zaman 1 olur. Konu kapanmıştır. Bunlar neden doğru değil? Hızlıca yapalım arkadaşlar. P, R, P 1 idi. R 1. Bu arkadaş 1 oluyor. V'de. Ve zaten S 0 olduğu için arkadaşlar hop bu arkadaş sonucu zaten direkt 0 çıkıyor. P neydi? P 1 idi. Q ise R. Q ise R. Bu arkadaş da 1 oluyor arkadaşlar. 1 ise 1. 1 olmalıydı. Bu 0 demiş. Yanlış. Q veya S. Q kaçtı? 0'dı. Veya S. S 0'dı arkadaşlar. Bu arkadaşın sonucu 0 olur. P ya da P ya da R P neredesin 1 1 ya da 1 bu arkadaş da 0 oldu. Zaten ikinciye bakmama bile gerek yoktu. Bu arkadaşın da sonucunun 1 olduğunu zaten biliyorduk değil mi arkadaşlar? Harika. Bursa'yı işaretledik. Şimdi 6 ile devam ettik. 6. soruda yine kalabalık bir şey var arkadaşlar. Şimdi ha burada söyleyecektim arkadaşlar. Burada ne yapabiliriz? Şimdi bundan doğruluk tablosuyla yürüyebiliriz. Bak doğruluk tablosunu yapmam gerekecek zaten.
Eğer şuralardan kısaca bir şeyler bulabilirsem, şuraya bakıyorum ilk paranteze. Şimdi hem P var hem Q var. Arkadaşlar ben bunu dağıtmaya kalktığımda vesaire şu arkadaşa erişme şansım zor. Yani buralardan bir şeyler çıkarma şansım. Şuradan ama çıkartabilir miyim? Çıkartabilirim. Önce şunu bir halledelim. Q ise 1. Arkadaşlar ise de 1 ise 0, sadece 0 olduğunu biliyorum. Bak ikincisi burada 1 olmuş. E bu durumda arkadaşlar Q ne olursa olsun bu arkadaşın sonucu Allah'ın emri 1'dir. P ya da hemen şöyle oldu. P ya da 1 oldu. Sevgili arkadaşlar bak P 1 olursa 1 ya da 1 0 olur. P 0 olursa hadi şunları da şöyle gösterelim. 0 ya da 1 de arkadaşlar sonucumuz ne olur? 1 olur. Bak sonucun ne oluyor? P neyse bunun tersi oluyor. 1 iken 0, 0 iken 1 oluyor. Demek ki bu arkadaşın tamamı bu durumda arkadaşlar PD ile eşit oluyor. Doğru değil mi? Doğru. Şimdi birinci kısım için sevgili arkadaşlar özellikleri, dağıtmalara falan gitsem sıkıntı yaşarım. O yüzden hemencecik ne yapıyorum? Hızlı bir şekilde doğruluk tablosunu yapıyorum. Bu arkadaş 1 iken bu 1, 0 olabilir. 0 iken 1 ve 0 olabilir arkadaşlar. Şimdi bana ne lazım? P ise Q lazım. P ise Q. Daha sonra bu P ise Q'nun değili lazım. Değil mi arkadaşlar? Bunu da P ile veya yapacağım. Hop. P veya P ise Q'nun değili yapacağım. P ise Q'yu biliyorduk zaten. Sadece bu sıfırdı arkadaşlar. Diğerleri 1 1'di. Harika. Şimdi bunun değilini al diyor bana. Alalım. 0 1 0 0. Harika. Şimdi de diyor ki bana şu arkadaş ile şu arkadaşı veya işlemine sok bağlacına. 1 veya 0 1, 1 veya 1 1, 0 veya 0 0, 0 veya 0 0. E sevgili arkadaşlar bu sana neyi anımsatıyor? Hangi kolonla aynı? E sevgili arkadaşlar bu kolon bildiğin bu kolonla aynı. Yani bak bu kadar işlem yaptın karşına çıkar. Her 4 durum için. Bak 4 durum inceliyoruz. Bunu çoğu arkadaş kaçırıyor. Bu durum, bu durum, bu durum, bu durum. Her durumda da sonucum P ile aynı çıkmış. O zaman ben bunu uzun uzun böyle yazacağıma ben buna sonuç olarak P derim. Gel buraya. E bu arkadaş da P'ymiş. Konu kapanmıştır. E sevgili arkadaşlar geldiğim neticede şu oldu o zaman. P. İkinci kısmı zaten P değil bulmuştum. Aradaki bağlacım da benim V. E bu durumda neyi görüyorum? P ve P değil. E, Q'yu sildik attık yani şeyden sadeleştirince arkadaşlar olaydan. E bunlardan biri mutlaka sıfır. E bu durumda V'de bir tane sıfır görüyor olmam sonucu sıfır yapıyor zaten. B'yi işaretlerim. Keyfime bakarım. Gelsin 7 numara der. Sayfayı çeviririm. 7 numara uçar sahnedeki yerini alır. Ve der ki P ancak ve ancak Q veya Q değil. Bileşik önermesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bak dediğim gibi burada o özellikleri vesaireleri bulmaya çalışman seni büyük sıkıntılara sokar. Hemen P'yi Q'yu doğruluk tablosu candır. 1 1 0 0 bu duruma göre 1 0 1 0'ın var. P ancak ve ancak Q. Zaten seninle konuştuk. Aynı olurlarsa 1 olur ancak ve ancak da farklı olurlarsa da 0. Hemen yazarsın. 1, 0, 0, 1. Bak aynı iken 1, aynı iken 1, farklı 0. Güzel. Veya Q değil. O zaman senin bir de Q değil'e ihtiyacın var. E Q değil'i de bulalım. Bak Q buradaysa 1 ise 0 olacak. 0'a 1, 1 ise 0 olacak. 0 ise de 1 olacak. Şimdi de bu ikisini arkadaşlar hop, toplamını yazıyorum şimdi. Uzun uzun yazmıyorum. Şunu yazdım buraya. Netice. Şu iki arkadaşı veya bağlacıyla bağla. Bu arkadaşı ve bu arkadaşı. Bağla, pardon. 1, bağla, 1, bağla, 0, hop, bağla, 1. E, konu kapanmıştır. Şimdi senin üzerine düşen görev şu arkadaşlar. Bu arkadaş kime benziyor? Hocam az önce hava atıyordun. Benzeyen vardı. Şimdi hiç benzeyen bir şey yok. E sevgili arkadaşlar şöyle birazcık dikkatli bakarsan da şu arkadaşa ne olabileceğini görebilirsin şıklardan. Mesela tamamı 1 mi? Hayır bu değil. Tamamı 0 mı? Hayır değil. E, V'ye benziyor mu arkadaşlar? V'de sadece
1-1-1 olacaktı. Böyle bir de durum yok. Hayır. Veya'da da sadece şu kısım 0 olacaktı. Bu değil. E demek ki bu arkadaşmış. Kısaca bir analiz yaparsın. Arkadaşlar P nerede? Burada. Ondan sonra Q değil'e gel. E Q değil de burada. E bu arkadaşları veya ile bağlayınca az önce aynısını yapmışız zaten. Bak bağla 1 veya 0, 1. 1 veya 1, 1. 0 veya 0, 0. 0 veya 1, 1. Konu kapanmıştır. Anlaştık. Doğruluk tablosu candır arkadaşlar. Öğretmenim efendim, ben bunda şıklardan gitmek zorunda mıyım? Ya şıklarda bunlar yoksa, bana öğretmenim direkt şeyi soruyorsa? Sevgili arkadaşlar, bu neticeyi verecek şekilde sen de buradan hemencecik bir düzenek kurabilirsin. 8 ile devam ediyorum. 8 numara der ki, işte çok gereksiz evlere şenlik bir soru arkadaşlar. P, Q, R, S önermeleri için P değil veya Q ise R ise S değil. Bileşik önermesine denk olan önerme aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kısa yolu sormuyor, denk soruyor. Şimdi ben sana diyorum ki doğruluk tablosu candır. Hadi yiyorsa hocam bunu da doğruluk tablosu yap. Yapılmaz. Neden yapılmaz? Bak P, Q, R, S 4 tane var. 2 üzeri 4 16 tane olur. Burada 2 tane olduğu için kolayca 4 tane durumu inceledim. Ama 16 tane durumu yapmak arkadaşlar boşu boşuna kalem israfı olur. Hoş, bunu bir kenara koydum. Diğer yandan bu sorunun çözümü de arkadaşlar gerçekten size hak veriyorum zor, biraz kıl. Ben öğretmen olsam bunu sormam öğrenciye yani. Ben merak etmem, çok şeyde kazandırdığını düşünmüyorum ayrıca sana. Ama ne yapacağız? Çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Öncelikle şu arkadaşı öncelikle İSE'yi açalım arkadaşlar. P ise Q'du düşündüğümüzde arkadaşlar bu P değil veya Q olarak dengi vardı değil mi? Evet. Bismillah onunla başlayalım. Birincinin değili. Bak birinci arkadaş bu. Bunun değili. Veya ikinciyi aynen yazıyorum. R ise S değil. Doğru mu? Doğru. Şimdi arkadaşlar madem değili var hemen içeriye De Morgan kuralıyla dağıtıyorum. Bu değili P oldu. Veya V oldu. Q değil. Harika. Bunu hallettik. Şu arkadaş hala kendisini muhafaza ediyor. Şimdi bu arkadaşlara baktığımızda da arkadaşlar yine benzetecek bir şeyler arıyorum vesaire derken bu arkadaş kendisini muhafaza etmesin. Bu arkadaşı da dönüştürelim. Veya şuradaki açılıştan dolayı bak birincinin değili R değil veya ikinciyi aynen yazıyorum. S değil. İyi fena gitmiyorum. Ama bir yandan da gözüm şıklarda benzeyen var mı? Yok. Bir şekilde benzeteceğim yani. Öyle bir şey yapacağım ki ben bu arkadaşları benzeteceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar şu V var. Burada da bir veya var. Bu arkadaşı da V'ye benzetelim. Birinciyi aynen yazdım. Veya şu arkadaşı V'ye benzetebilmek için bak ikisinin de değili var ya. Aslında bu arkadaş R ve S'nin değili değil mi? Bak bunu dağıtırsam bu oluyor. Harikasın. Devam edelim. İşlemler şöyle devam ediyor. Bak devam ettiğimizde arkadaşlar şimdi şu arkadaşa geldiğimizde ne yapacağım? Şimdi ters çevireceğim. Şeye geldiğimizde duf. Yani şıklarda görebilmek için yapıyoruz bunu da. Şimdi şıkları düzgün görebilmek için bu arkadaşların yerlerini değiştirsem olur değil mi? Bak R ve S'nin değili veya P ve Q'nun değili. Sevgili arkadaşlar şimdi şuraya iyi bak. Burayı gördün mü? Evet. P ise Q. P değil veya Q değil mi? Evet. Bak birincinin değili veya Q. Arkadaşlar bak birincinin değili görüyorum. Veya ikinci görüyorum. O zaman ben bunu şöyle yazabilir miyim acaba? Birinci ise ikinci. Doğru değil mi? Evet. Peki ben bütün bunları niye yaptım? Sırf şıklara benzetebilmek için. Diyarbakır. Yine tekrar ediyorum. Çok matah bir soru değil. Bunu çözemediysen hiç dert etme. Hele sen 9. sınıf öğrencisin sevgili arkadaşım. Bak birkaç bir şey 9'da da bir şey söyleyeceğim mesela 9. soruda. Hiç dert etme tamam bunlara takılma. Zaten ilk 2 testi çözmüşsün. Bu soru senin canını sıkmasın. Mantık konusu böyle bu kadar da ağır bir konu değil yani. Ha azmedersin 16'lık bir doğruluk tablosu yaparsın. Konuyu kapatırsın yani hiç
Hiç dert etme. Şimdi 9'da büyük bir itirazım var arkadaşlar. Bakalım aynı itirazı yapacak mıyım acaba? Tabii 9. sınıflar için değil de bu soruyu hazırlayan kişiye ve 10. sınıf ve ötesi olan arkadaşlara anlatacağım birazcık. P, Q, R'yi söylemiş arkadaşlar. Önermeleri ile ilgili olarak 1, 2, 3 bileşik önermelerden hangilerinin doğruluk değeri sıfırdır? Arkadaşlar P'nin, Q'nun, R'nin doğruluklarını bul, sonra değerlendir diyor. Gelin değerlendirelim. P diyor ki arkadaşlar bak böyle şeyler görünce de korkmayın, kaçmayın. Matematik hep böyleymiş gibi de düşünmeyin. Matematik okur yazarlığı atla deve değil. Bir şu işareti öğreneceğim, bir de bu işareti. Tane tane de okuyacağım. Bak okuyorum, hiç korkulacak bir şey yok. P demiş ki tırnak içinde her x öyle ki ve x'e ama demiş ama değil de yani x ve y'ler z'dir. Z neydi sevgili arkadaşlar? Tam sayıydı değil mi? Tam sayı olacak. Bunun için x ve y söylüyorum sana tam sayılar için. X ile y'nin toplamının karesi x kare artı y karedir. Sevgili arkadaşlar sen bunu 8. sınıftaki özdeşliklerden de biliyorsun. Bu arkadaşın açılımı nedir? X kare artı 2xy artı y karedir. Hani nerede 2xy? Yok. 2xy yok. O zaman p dediğimiz şey sıfırmış. Yanlışmış. Konu kapandı. Bu arkadaş p. Bunu aldık. Hop çerçevelettik. Q'ya geldim. Her x, bak burada da öyle düşünelim. Her x reel sayısı için. Ben sana x ile ilgili bir şey söyleyeceğim Şimşek diyor. Her x için ama diyor. Reel sayı olacak bu diyor. Karesi her zaman, reel sayıların karesi her zaman sıfıra eşittir ya da sıfırdan büyüktür. Doğru mu? Doğru vallahi değil mi? Karesini aldığımız için negatif sayıların da pozitif olacağı için en kötü sıfır alabilirsin. Yani en küçük. Sıfırın karesi de sıfırdır. Bak eşittir de demiş. Doğru söylemiş. Yani buradan Q'nun da arkadaşlar 1 olduğunu anlıyorsun. Doğru söylemiş çünkü. Güzel. Şimdi itirazım R'ye. Şöyle ki her x, y gerçek reel sayılar için arkadaşlar, gerçek sayılar için tamam. Yani karekök içerisinde x çarpı y eşittir kök x çarpı kök y'dir demiş. Arkadaşlar ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ama sorunun cevabı bunu r'yi sıfır kabul etmiş sorunun cevabında. Ama şimdi 9. sınıf öğrencileri, siz bunu sıfır olarak kabul ettiniz. R'yi sıfır kabul edin. Cümleyi değil. R'yi sıfır kabul edip sana öyle çözeceğim. Ancak şimdi anlatacağım şey 11, 12 ve YKS'ye girecek. Belki de soruyu hazırlayan kişiyi de dinler. Ona da yönelik söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar bana sorarsanız bu doğrudur. Neden doğrudur? Öğretmenim şöyle açıklama yapmış. Eğer diyor negatif sayı olursa diyor gerçek sayılarda geçerli olmaz. Niye geçerli olmasın ki? Karmaşık sayılara girer. Kabul, karmaşık sayılara girer. Ama mesela ben şöyle bir şey görsem. -16'yı gördüm. Ben bu arkadaşı şöyle yazdım. 16 çarpı -1 yazsam. Bak bu x, bu da y. Biri negatif olur. Ben bu arkadaşı kök 16 çarpı kök -1 yazarım. Bu arkadaş 4'tür. Bu arkadaş da kök içinde -1'dir. Öğretmenim şimdi 9. sınıf öğrencileri diyor ki hocam diyor kök içinde -1 olmaz reel sayılarda. Evet haklısın. O yüzden bunlar karmaşık sayıdır ve biz bunlara i deriz arkadaşlar. 4 i olur. Öğretmenim ama karmaşık oldu, reel olmadı. Arkadaşlar olmadı da bana burada söyledi şu arkadaş şudur mu diyor. Evet bu arkadaş budur. Konu kapanmıştır. Sevgili soruyu hazırlayan kişiyi sesleniyorum ve YKS'ye girecek öğrenciler için. Benim cevabım budur. Aslında R 1 olmalıydı. Şimdi konuyu buradan 9. sınıflara bağlıyorum. Sakın bu böyle değildir diye aklında kalmasın sevgili arkadaşım. Bu budur. Tamam mı? Sen bunu böyle kabul et. Ama R 0 olarak devam edelim ki sorumuzu çözebilelim. Şimdi P, Q, R'ı bulduk. P 0 bulduk. Veya Q'yu 1 bulduk. V 0. Sevgili arkadaşlar şuraya bakmana bile gerek yok. Çünkü bir tane V var. 0 ise sonucumuz 0 olur. Doğru. Bu arkadaşa geldim. P'yi 1, 0 bulmuştuk. 0 ancak ya da 0. R'yi de 0 dediler. Veya Q neydi arkadaşlar? 1.
Bak burada da şurayı irdelemem, bilemiyorsam korkmam. Çünkü veya bir var ya, bir olunca veya da zaten sonucumuz bir olacaktı. Bu arkadaşa geldiğimizde P 0 idi. 0 ise Q 1 idi. İse R'ni 0'mış. Arkadaşlar bu arkadaş 1 ise 0. O bunun da 0 olduğunu biliyoruz. Doğruluk değeri 0 demişti. 1 ve 3'ü bulduk bu durumda. Hadi yani cevap anahtarı üzülmesin diye böyle yaptım. Yoksa benim R'ye çok ciddi itirazım var. Devam edelim 10 numarayla. X, Y, Z sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere P, Q, R önermeleri verilmiş arkadaşlar. Çarpımları sıfırdan küçük, sıfırdan küçük, sıfırdan küçük şeklinde. Sonra demiş ki P ve Q ise R önermesi yanlış olduğuna göre X, Y, Z sayılarının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ne yapacağım? Yine öncelikle P, Q, R'yi bulacağım. Bunu bulduktan sonra da şu arkadaşların doğruluklarını yazmaya çalışacağım. Gelin şuraya bir yazalım, halledelim onu. Şimdi P ve Q ise R neymiş? Yanlış. Sevgili arkadaşlar bunu trilyon adet kere yaptık. İse de neydi? 1 ise 0. 0 olurdu. R buradan avaz avaz bağırdı. Ben 0'ım. V bağlacında da bir sonucunu alabilmemiz için ikisinin de ayrı ayrı teker teker bir olması lazım arkadaşlar. Bu durumda P ve Q'yu da bir bir buldum. Şimdi bu durumda eğer bu doğruysa o zaman diyorum ki x küp çarpı y kare sıfırdan küçük olacak. Bu doğru. Bu da doğru. Q da doğru arkadaşlar. Y küp çarpı z de sıfırdan küçük olacak. Ancak bu arkadaş yanlış. Bu arkadaş yanlış ise ne demek istedi o zaman? X eksi z sıfırdan küçük değil, büyükmüş. 1, 1, 0 değil mi arkadaşlar? Bunu aynen yazdım, kabul ettim. Bunu da kabul ettim. Eğer x eksi z sıfırdan küçük değil ise demek sıfırdan büyük ya da eşittir. Anlaştık. Harika. Hemen yeri gelmişken de şurada işlemimizi yapalım. Sen bunu bilirsin zaten. Büyükten küçük çıkınca pozitif olur. Zaten z'yi karşıya atarsan bir eşitsizlikte, bak sağ taraf atarsan x z'den büyük oluyor. Zaten bunu anlıyorsun. Harika. 3 tane birbirinden kıymetli bir bilgim var arkadaşlar. Hadi gelin bunları değerlendirelim. Şimdi bunu da değerlendirirken de dikkat edeceğim. Arkadaşlar sıfırla kıyasladığında yani pozitif negatifleri kıyasladığında gözünüz her zaman çift kuvvetleri arasın. Neden? Çünkü şundan. Bak y kareye bak. Dikkat et. Çoğu arkadaş bunda hata yapıyor. Y'den bahsetmiyorum arkadaşlar. Y kareden. Y kare Allah'ın emri pozitiftir, değil mi arkadaşlar? Y ne olursa olsun. Y artı da olsa, eksi de olsa y kare artı. Bunda hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Y hakkında henüz bir bilgimiz yok. Sevgili arkadaşlar, şimdi ben y kareyi yani pozitifi bir sayıyla çarpıyorum, negatif buluyorum. O zaman neyle çarpmalıyım? Eksi bir sayıyla. Peki x kübün bak kare olunca kesin pozitif. Ama x küp olunca arkadaşlar olay nasıl oluyor? İçerideki yani x'in kendisi eksi ise sonuç eksi olur. Kendisi artıysa sonuç artı olur. Bu sonucun eksi olabilmesi için x'in sevgili arkadaşlar mecburen eksi olması gerekir. Bunda hemfikir miyiz? Harika. Bak çok güzel bir bilgi edindik. X küp negatifse x'in kendisi de negatif olmalı. Y ve z'yi koydum. Şimdi buradan y ve z'ye yürüyeceğim. Arkadaşlar hemen az önce taze taze x z'den büyüktür dedik. X sayı doğrusunu düşünün sevgili arkadaşım. Bak sayı doğrusunu çizdim ben buraya. X sayısı sayı doğrusunu da burada. Hatta negatif. Bu arkadaş 0. X z'den büyükse demek ki sayı doğrusunda z daha solda yer alıyor. Bakar mısın? Daha solda. Daha küçükse z de Allah'ın emri kesinlikle negatiftir. Konu kapanmıştır. Buldum. Bu arkadaş eksi, bu arkadaş da eksi. Bu arkadaş eksi ise şimdi geldim bak y'yi bulmak üzere. Eksiyle kimi çarparsam sıfırdan küçük olur. Pozitifi değil mi arkadaşlar? Bu arkadaşın pozitif olması lazım. Kübü pozitif. Y küp sıfırdan büyük olmalı. Pozitif olmalı. Bu durumda arkadaşlar y de sıfırdan büyük olmalı. Çünkü bu arkadaş negatif olursa ahan da x'in yaptığı gibi burası negatif olurdu. Y küpün pozitif olması için
bu arkadaşın da arkadaşlar ne olması gerekiyor? Pozitif olması gerekiyor. Harika. Bunu da bulduk. O zaman gönül rahatlığıyla eksi, artı, eksi, yani C şıkkını işaretliyorum sevgili arkadaşım. Anlaştık. Okey, tomento. 11 ile devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. 11'de de arkadaşlar yine bir önerme söyleyeceğim sana diyor. Bu sefer iki tane x ve y sayıları için. 2x artı 3y eşittir 123. X ve y doğal sayılar denilmiş. Açık önermesi veriyor. Buna göre bu önermenin doğruluk kümesi kaç elemanlıdır? Arkadaşlar burada da söylediğim şu eşitliği sağlayan doğal sayılar. Doğal sayılar hangileri olur? Şimdi bu durumda sevgili arkadaşlar sen bir deneme yanılmayla başlarsın. Bir örüntü yakalarsın. Bak örüntü nasıl olur? Öncelikle x'e bir sıfır düşünürsün. X'i sıfır düşünürsün. Çünkü en küçük haliyle düşünürsün. Buradan şöyle de gidebilirsin. Bak bu arkadaş tek bir sayı. 123. Şu arkadaş çift arkadaşlar. Çünkü 2 ile çarpılıyor. Tek toplamı bulabilmek için şu arkadaşın mutlaka ve mutlaka tek olması lazım. Çünkü çiftle tekin toplamı tek olur. E bu tek olduğunda da sevgili arkadaşlar y'nin de mutlaka ve mutlaka tek olması lazım. Şimdi 0 söylediğinde sevgili arkadaşım y'ye 3 ile kaçı çarparsan 41 olur. Güzel. Şimdi bak bunu 1, 2, 3 denedi, 1, 2 denediğinde sevgili arkadaşım y'nin buraya ulaşamadığını bulursun. Çünkü bu arkadaş 3'er 3'er değil mi? Bak 3 kat 3 kat artıyor. Çünkü 3 ile çarpılıyor ya. O yüzden sevgili arkadaşım sen burada artık 0'ı 3 arttırırsın. 3'e. Şimdi bu arkadaşı 3 arttırınca da bu arkadaş 2 azalır. Çünkü bu arkadaş 2 kat 2 kat. Bu arkadaş 3 kat 3 kat büyüyor ya. Buradaki örüntü bu arkadaşlar. Bu arkadaş 39 olur. Bu arkadaş 6 olursa bu arkadaş 37 olur. Ta ki nereye kadar arkadaşlar? Şu arkadaşın 0 olması durumuna 0 olmuyor. En son 1 olması gerekiyor. Neden 0 olmuyor? Çünkü 0 olduğunda 123 2'ye bölünmüyor. 1'e kadar yolu var bu arkadaşın. Hop en son 1'i bulursun. E bu arkadaş da gelir gelir 122'yi 2'ye bölersen arkadaşım kaç olur? 120'yi 2'ye bölersen 60 olur. Anlaştık. Burada örüntüyü yakalamak. Buradaki ana mantık da arkadaşlar şu arkadaş 3 kat 3 kat artıyor ya y'nin her bir değerinde. Bu durumda x sayısının da 3'er 3'er artması gerektiğini buluyorsun. Şimdi bunları saymanın da birkaç tane metodu var arkadaşlar. İstersen buradan say, istersen buradan say. Bak 1'den 41'e kadar dahil arkadaşlar kaçar kaçar gitmiş ikişer ikişer. Buradaki terim sayısını bulmak için arkadaşlar biz şöyle bir yol buluruz. En büyükten en küçüğü çıkar. 41'den 1'e. Ne kadar fark var aralarında? 40 var. Peki bu arkadaşlar kaçar kaçar artmış? İkişer ikişer artmış. Sevgili arkadaşlar en sonunda 1 ekleriz. Çünkü bak burada biz ara sayısını buluyoruz. Parmaklarım arasında 3 tane ara var ama 4 tane var. O yüzden 1 ekliyorum. Şu bulduğun ara sayısı. Bak bu ara sayısı. Ara sayısı. 41 ila 1 aralığında ikişer ikişer giderken kaç tane ara var? Çıkardım 20 tane. Artı 1 dediğim de işte direk gibi düşün. 4 tane direk dikersen aralarında 3 tane boşluk olur sevgili arkadaşım. Böyle düşün. Bu da sana 21 olur. 21 tane sonuç olduğunu gösterir. Aynısını bak gel burada çözelim. 60 eksi 0. 60'tan 0'a. Kaçar kaçar? 3'er 3'er. Değil mi? 3'er 3'er artıyor burada da. Bak 60 bölü 3 yine 20 tane ara. Artı 1 yine 21. Sana aynı sonucu verir. Anlaştık. Harika. Geldik sonuncu soruya arkadaşlar. 12 ile testi tamamlayalım. Diyor ki her x eleman reel sayı için mutlak değer içinde x sıfırdan büyük eşit ise bazı x sayıları içinde tam sayılarda x kare 4'e eşit değildir. Bileşik önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar değili dediğimizde hemen şunu yapmalıyız. P ise Q'nun değilini soruyor bana. Şu arkadaş çünkü ise var ya burada. Bunun ise önce bunu değerlendirelim. Arkadaşlar şimdi ise'nin değilini bilemediğim için öncelikle şunu bir işleme sokayım. Bu arkadaş P değil veya Q idi değil mi? Evet öğretmenim. Bunun değilini alacağım. Hop alırsam bak değili De Morgan'dan değilinin değili kendisi veya V oluyor. Bu da Q değil oluyor.
Yani şunu inceleyeceğim. Birinciyi aynen yazmamı istiyor benden. Evet, birinci aynen yazılacak. V diyeceğim, ikincinin de değilini. Arkadaşlar birincinin aynısını yazmam lazım bak. Hop, burada görüyorum. Bir de burada mı görüyorum? Evet, burada görüyorum. Sonra araya da V koymam gerekiyor. Evet, V koydum. Bu ise koymuş. Zaten B'yi yakaladım. Şimdi şunun değili nasıl oluyor ona da bakalım. Bazı x demiş. Her x olmalı. Evet. Tam sayı. X kare eşit değil 4 demiş. Değili nedir? Eşittir arkadaşlar. Konu kapanmıştır. Buradaki harekette sadece ve sadece şu harekettir ki Bursa şıkkı bana bunu veriyor. Evet sevgili arkadaşlar, şu testleri tekrar hatırlatırım. Daha fazlasını çözmek için. Zaten oynatma listesini verdim ben sana. Oynatma listesine tıklayınca 4. testi de bulacaksın. Bütün kitabı bulduğun gibi. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.